sergilemesi ülkemiz için, Avrupa Birliği için ve tüm dünya için önemlidir. Bugün katılım müzakerelerimizin başladığı 3 Ekim 2005 tarihinden bu yana bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Türkiye-Avrupa Birliği 12. Hükümetler Arası Katılım Konferansı'nı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu katılım konferansında 33 nolu mali ve bütçesel hükümler faslının müzakereye açılmış olmasından dolayı büyük memnuniyet duymaktayız. 14 Aralık 2015 tarihinde 17 nolu ekonomik ve parasal politika faslının açılmasının ardından 33 nolu mali ve bütçesel hükümler faslının müzakerelere açılması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan olumlu atmosferin somut kazanımlarının devam ettiğini göstermektedir. 33. faslın açılmasıyla birlikte katılım müzakerelerinde 16 fasıl açılmış, bir fasıl ise geçici olarak kapatılmıştır. Tam üyelikle doğrudan bağlantılı olan ve üyelikle birlikte Avrupa Birliği bütçesine aktarılacak öz kaynaklara ilişkin kuralları içeren bu faslın müzakerelere açılması, hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik hedefine olan bağlılığının en somut göstergesidir. Bu süreçte gösterdikleri yapıcı yaklaşım ve işbirliğinden dolayı Hollanda dönem başkanlığına ve değerli dostumuz Hollanda Dışişleri Bakanı Sayın Bert Konders'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca konsey sekreteryasına, Avrupa Komisyonu'na ve faslın açılmasına destek veren tüm üye devletlere de teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır Türkiye-Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde süre gelen durgunluğun ardından 6 ay içerisinde 2 faslı müzakereleri açmamız, aynı stratejik anlayışla hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizi ortaya koymuştur. Büyük bir Avrupa gücü ve büyük bir Avrupa demokrasisi olan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin Türkiye'nin yararına olduğu kadar, Avrupa Birliği'nin büyük krizler karşısında yeni mekanizmalar, yeni ittifak alanları oluşturabilmesi ve Avrupa vizyonunu güçlendirebilmesi için de son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz. Son dönemde göç krizindeki işbirliğimiz ve birebir uygulamasındaki başarımız, Türkiye-Avrupa Birliği birlikteliğinin krizler karşısındaki işbirliği kapasitesinin kanıtı olmuştur. Bugün Türkiye-Avrupa Birliği arasında göç alanındaki işbirliğinden övgüyle bahsetmekteyiz ve bu işbirliğinin sonuçlarının diğer ülkeler için ilham verici bir örnek olarak gösterilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği birlikteliğinin üyelik yoluyla kurumsallaşması ve kalıcı hale getirilmesiyle karşı karşıya olduğumuz sınavların üstesinden daha sistematik ve etkili bir şekilde gelebileceğiz. Avrupa Birliği bakımından sınavlar her geçen gün daha zorlu hale gelmektedir. Son 10 yılda yaşanan çoklu krizler aşılabilmiş değildir. Kuruluşunda esas alınan felsefe Avrupa Birliği için yolun sürdürülmesine yeterli olmamaktadır. Yarım asrı aşkın bir bütünleşme sürecinde olan AB'nin sorunlara kalıcı bir çözüm üretmesi gerekmektedir. Bugün Avrupa projesinin geleceği için en önemli tehlike aşırı sağ akımların, yabancı düşmanlığının, İslamofobi ve antisemitizmin yükselmesi suretiyle Avrupa'nın üzerinde yükseldiği değerlerin karşı karşıya bulunduğu tehdittir. Aşırı sağ akımlar kendilerini Türkiye düşmanlığı üzerinden ifade ediyor gibi gözükse de Türkiye karşıtlığı aslında Avrupa karşıtlığıdır. İslamofobi, antisemitizm, yabancı düşmanlığı ve Avrupa Birliği karşıtlığı aslında aynı çarpık zihniyetin farklı tezahürleridir. Oy kaygısıyla aşırı sağ söylemlerini benimseyen ana akım siyaset, rakiplerinin gücünü azaltmaktan ziyade bizatihi aşırı sağın çarpık ve radikal söylemlerinin yerleşmesine neden olmaktadır. Bu anlamda Brexit referandumu çarpıcı bir örnektir. Ana akım partilerin yabancı düşmanlığı ve İslamofobi cephesine savrularak Türkiye'yi eleştirme üzerinden söylem geliştirdiklerinde başarılı olamadıkları görülmüştür. Bu sonuçtan ders çıkararak aklı selim sahibi Avrupalı liderlerin bu akımların etkisinde kalmamaları, seslerini yükseltmeleri, sorumluluk almaları ve bu gidişata dur demelerinin zamanı gelmiştir. Avrupa bütünleşmesi kendi içindeki sorunlara çözüm bulmadan ne yakın coğrafyasına ne de uluslararası topluma umut vaat edebilir. Bu durumda Avrupa Birliği'nin kendi geleceği açısından artık önlem alması bir zaruret teşkil etmektedir. Yeni reformlar zorunludur.
Avrupa'nın yeniden inşasını birlikte düşünme zamanıdır. Avrupa Birliği'nin yeni bir heyecana, yeni bir inandırıcılık açısına, taze bir başlangıca olan gereksinimi açıktır. Böyle bir başlangıcın Türkiye'ye de cesaretli bir bakışı öne çıkarması gerekecektir. Türkiye Avrupa Birliği birlikteliği bugün her zamankinden daha fazla ilerleyebilecek potansiyeli ve katma değeri içinde barındırmaktadır. İlişkilerimizin gerçek potansiyeli ancak açık bir üyelik perspektifi ve güvenilir bir katılım süreci çerçevesinde tam olarak ortaya çıkabilecektir. Bu kapsamda tüm fasıllarda ilerleme kaydedilerek katılım sürecinin hızlandırılmasının önemi ortadadır. Brexit sonrasında nasıl bir Avrupa ortaya çıkarsa çıksın, bu Avrupa fotoğrafı içerisinde Türkiye'nin konumunun güçleneceği ve Türkiye'nin içinde yer almadığı her fotoğrafın eksik kalacağı bir gerçektir. Türkiye, Avrupa Birliği etrafında yaşanan dinamiğin ayrılmaz bir parçası olup, kararlı iradesiyle Avrupa'nın yeniden inşasının güçlü bir aktörü olacaktır. Avrupa'nın geleceğinin şekillenmesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Türkiye'nin söyleyecek sözü olacaktır. Teşekkür ediyorum.